Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar. 2023'ün ilk videosu bu. Selam, merhaba. Sesim bir tuhaf çıkıyor çünkü yeni uyandım. Birazcık su içeyim. Ezgi İrem kanalına hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün bir günde ne yorumla birlikteyiz. Çünkü çok sevdiğinizi biliyorum, bu videoyu bayağıdır da tabii çekmemiştim vlog challenge'dan falan dolayı. Dedim çekeyim, beraber bir şeyler yiyelim. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız, bu arada benim bir gün deneyiyorum videolarımın konsepti biraz daha böyle özgür beslenmedir. Yani herhangi uyguladığım bir diyet falan olduğundan değil ve başlıkta da ekstüp mideli yazar. Ekstüp mideli de şu demek: 5 yıl önce ben tüp mide ameliyatı oldum. Belli bir miktar kilo da verdim. Sonrasında pandemide birazını geri aldım. Şu an yine ilk başladığım noktada değilim. Onun için müteşekkirim tabii ki, ama şu anda yeniden kilo vermeye uğraşmıyorum. Çünkü gerçekten besinlerle olan ilişkimi iyileştirmeye çalışıyorum. Hala uğraşıyorum bunun için. 1 yıl, 1,5 yıl önce sezgisel beslenmeye başlamıştım bunu iyileştirmek için. Ama onu da başaramadım gerçekten. Çünkü sezgisel beslenmenin de neredeyse tamamı zihinsel çalışma. Ve tabii ki açıkçası birazcık sosyal medyanın baskısından dolayı onu da başaramamıştım. Şu anda ise sadece böyle hani sağlık odaklı yaklaşıyorum her şeye. Ama hani bu da ne demek? %100 işte hiç paketli gıda tüketmeyeceğim, hiç işte beyaz şeker ve un tüketmeyeceğim falan. Böyle de değil. Bunları mümkün olduğunca minimale indirmeye çalışıyorum. Bu 2023'ün başından beri adapte ettiğim düşünce şekli aslında. Ve aslında yani mantıklı. Çünkü vücudu çok fazla strese sokmak da iyi bir şey değil yani. Sırf çok iyi besleneceğim işte, şöyle iyi besleneceğim, böyle iyi besleneceğim deyip vücudu mu strese sokuyorum. Ondan sonra öyle öyle iyi beslenemiyorum. Çünkü benim vücudum stres altındayken benden yemek istiyor genelde. Bu konu hakkında çok daha fazla tabii uzun konuşurdum. Ama sadece böyle genel bir bakış vermek istedim size üstten. Ama yani kendimi açıklamayı bıraktığım bir sene olacak. Çünkü ben sürekli yok kendimi açıklayayım, yok linç yemeyeyim, yok bilmem ne. Bana ne? Zaten obez bir insan olduğum için yemek yerken her türlü linç yiyeceğim. Onun için sıkıntı yok. Sabah rutinimizin başlangıcı olan saat 10'u çeyrek geçiyor. Bu arada sabah rutinimin başlangıcı olarak bir adet kahve içerim her zaman. Onun için kahvemizi yapalım. Bu arada salonda minik büyük değişiklikler yaptım ama onları vlogda gösteririm büyük ihtimalle ya. Kahvemizi yapmak için mutfağımıza girdik. Kahve makinesini iyi ki almışım diyorum yani her seferinde. Eskiden biliyor musunuz bilmiyorum ama ben hiç kahvaltı dahi yapmazdım genelde sabahları. Çünkü buradan direkt spora gideceğim 1,5 saat sonra falan. Hani kahvemi anca içiyordum ama şimdi kahvaltı yapmayı biraz daha öncelik haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü birkaç kere sporda gözüm karardı. Onun için mümkün olunca kahvaltı yapmaya çalışacağım bugün de. Bir de bende reaktif hipoglisemi diye bir şey çıktı. Bu da ne demek? Ben yemek yiyince, yedikten sonra şekerim birden aniden çok fazla düşüyor. Bu da işte yemek yedikten sonra bulantı, çarpıntı ve ondan sonra da uyku hali yaparmış. Bunu bana endokrinci söylemişti. Endokrinci. Endokrin doktor söylemişti. Geçenlerde çünkü Aralık'ta biliyorsunuz check-up yaptırdım. Demişti ki bu hani çok büyük bir sıkıntı değil ama yeme saatlerini ve yediklerinin içeriklerini dengede tutman lazım demişti. Yani mesela aç kalmaman lazım. 2-3 saate bir şeyler yemen lazım demişti. Ve mümkün olduğunca hani dengeli öğünler yemen lazım demişti. Ben de okey dedim. Ve şu anda hani onu uygulamaya çalışıyorum. Çünkü yemek yedikten sonra benim çarpıntım oluyordu bazen. Özellikle böyle çok karbonhidrat, çok şeker ağırlıklı şeyler yedikten sonra oluyordu. Aynı zamanda yemeklerden sonra uyku hali de bende çok fazla oluyordu. Bundan ötürü olabilirmiş. Ama onun dışında valla kan değerlerimde de hiçbir şey çıkmadı maşallah. Taş gibiyim. Sağlıksızsın diyenler utanır mı bilmem. Hangi kupayı kullansak? Post Drag Race de olur. Sürekli videoyu açıyorum ve vlog çekiyormuşum gibi geldiği için günlük konulardan konuşmaya başlıyorum ama bu bir vlog değil. Bu bir gün deneyiyorum. Onun için sadece yemeklerden bahsedeceğiz. Bugün sporda ölçüm alma şeyimiz var. Evet, şimdi kahvemi içeceğim ve sizlerle ufak bir kahvaltı yaparken görüşeceğiz. Genelde şu sıralar yaptığım klasik bir kahvaltım var. 2 gündür yapıyorum.
koyacak yer. Şey yapamadım kahveyi. Büyük ihtimalle o iki gündür yaptığım kahvaltının aynısından yapacağım. Olsun. Görüşürüz daha sonra. Vallahi biraz vakit de öldürdüm. Saat 11.30 oldu. Şimdi hazırlanmaya da başlayacağım. Spora geçeceğim çünkü. Hemen dünyanın en hızlı kahvaltısı. Fırından tam buğday ekmek almıştım. Tam buğday ve ekşi mayalı. Böyle çok güzel bir ekmek kendisi. Bundan iki dilim çok gelecek. Ama bir dilim de az geliyor. Neyse iki dilim yapalım. Kalan kalsın. İki dilim. Şimdi bunları airfryer'ıma atıp kızartacağım. Airfryer'da çok iyi kızarıyor bu arada. Daha önce denemediyseniz airfryer'da ekmek kızartmak çok şey kaçırıyorsunuz. Şimdi bunları koyacağım. 5 dakikayı ayarlayacağım. Kız bu küflenmiş mi? Küf mü bu? Değildir inşallah. İçkillendim bak görüyor musun? Çok içkillendim bunu yemeyeceğim. Dur o zaman. Onun yerine bir de şöyle bir ekmeğim var. Bunu dün aldım. Taze sayılır. Ondan bir dilim koyacağım. Ve 5 dakika bu takılırken ben de gidip üstümü değiştireceğim. Güzel vakit tasarrufu diyebiliriz. Ondan sonra burada buluşup kahvaltı hazırlayacağız. Bu arada vakit kaybettim çünkü çok güzel bir ayakkabı almıştım. Onu denedim. Ayağıma biraz zor geçirdim çorap olmadığı için ama çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Tamam. Ben gidip giyiniyorum. Oyalanmıyorum. Evet efendim. Geldim. Şimdi. Ekmeğimi airfryer'dan çıkardım. Şöyle içimin taze peyniri var dolapta. Labne, taze peynir. Bu tarz herhangi sürülebilir bir peynir. Ama çok tuzlu olanlarını şey yapmıyorum. Yani aslında şey de olabilir. Bu beyaz peynir falan da olabilir süzme peynir ama çok tuzlu olmasın diye bunlardan daha çok şey yapıyorum. Bunu üstüne süreceğim. Üstüne de hindi füme koyacağım. Hiçbir ilginçliği yok aslında. Ama hindi füme de tuzlu ya. Çok tuzlu oluyor. Bu arada ben günlük su hedefimi 4 litreye çıkardım. bazı günler şey yapamıyorum. 4 litreye çıkamıyorum ama olsun. Yani 3 litrenin üstündeyim. Birkaç böyle bir düzenli bir şekilde 5-6 gündür bir 3 litrenin üstündeyim. O bile gayet şey yani iyi bence. Böyle peynirini koyduk güzelce. Bu arada evet bıçağım yoktu. Kirliydi bıçak. Bir ara hindi fümeden iğrenti gelmişti bana. Bayağıdır yemiyordum. Şu an iyiyim. Onun için hindi füme yiyorum. Çünkü protein arkadaşlar. Basmaya gittiğim için biliyorsunuz protein önemli. Şimdi bunu hemen 2 dakika daha atıştırıp çıkmaya hazırlanmam gerekiyor. Ama olsun yine de en azından ağzınıza 1-2 lokma bir şey girsin değil mi? Yani. Yoksa çünkü harbiden gözüm kararmaya başladı. Eskiden böyle değildim. Yaşlanıyorum. Let me explain. Since the last video, of course we've had a video this week. NCT127 have been fans noticed a picture of a people. Yosan's baby picture is what. Evet, kahvaltımı bitirdim. Şu suyu dolduracağım. Bu arada yakın zamanda arıtmamı taktırıyorum. Sonunda. Günlük su sayacımız başlasın. Ben şimdi son hazırlıklarımı yapıyorum. Ondan sonra çıkıp spora gidip ecel telleri döküyoruz. Let's go. Hocam sizden bugün bir şey isteyeceğim. Gerçekten. Şu an ben bugün video çekeceğim yine tabii ki. Tamam. Bu videonun şerefine bugün ölçüm alalım mı? Alayım mı? Alalım. Gel. Şimdi mi asındıktan sonra? İki gün var da mı? Gel geç bir an. İki gün var da pazara denk geliyor yani. Ya ısın öyle gel ya. Isın öyle gel. Genelde hep ısınıyordum. Aynen hayır. Cevap deyince bir anda bir heyecanlandım. Önce bir eline sağlık. Bakalım rezil olacak mıyım? O ne demek anlamadım. Enteresan bir şey olmuş. Bu iyi bir şey mi? Şu an öbürü kötü de olur iyi de. Şimdi oraya gideceğim. İşte enteresan dediğim oydu. Şu, o zaman şöyle anla. Burası artı sağlaması demek. Adenin spazma içinde hücresel olarak büyümesi demek. Büyüme derken şuna bak. Sıkılaşmaya meslek. Ama bu da büyüdü. Bu da büyüdüyse o zaman. Bir yerde büyüme varsa sıkılaşmaya başlayacak. Çok büyük sıkılaşmaya başlayacak. Göreceğiz. Evet.
şekilde adele kaybı yaşayıp çocuk büyüyor demek ki. O da bizim için iğrenç. Orada hem büyüsü alıyor hem sonunda faydası. Değil mi? Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Bak, bu çok iyi bir şey. Düzgün çalışıyor demek. Ha, fazla fazla iyi şu an. Berkay, tamam. Ya hayır ya. İyi mi kötü mü ben? Kötü. Şey noktasına geldik, hani diyet yapmadan daha fazla inmeyecek noktaya geldik. Vücut biraz seni şuraya koy başa. Şimdi onu göreyim nasıl. Şimdi he. Bak burası çok kötü. Gel. Aşağı. Bunun artması lazım. Artması mı lazım? Neden? Artmasın ya. Ne şimdi bu? 35. Oha! Sıra bende. Öğrenciyim, hoş geldin. Ben de açılıyım. Ne yapmadı? Aldın mı? Oldu. İdman bitti. Benim ecel terleri. Pancarlık. Bayağı iyi bir dans ettim. Şimdi çıkıp bir kahve içeyim. Kahve içeyim. Bu arada ölçülerim artmış. Üst taraf özellikle. Ama kötü bir şey değilmiş öyle dedi Ömer Bey. İnanacağız. İnanacağız. Prosese güveneceğiz. Zaten incelme ya da zayıflama için değil, kendi genel sağlığım için istediğim bir şeydi. Kas yapıyorsam ne mutlu bana gerçekten. Yani çünkü fiziğim çok güzelleşti. Bayağı fark etti aslında ama böyle tam kıvrımlı bir hatun aldım. Hello, ben spordan geleli bayağı oldu. Bir içerik türü üzerinde çalışıyordum. Onun videosunu editlemeyi bitirmek istedim açıkçası ve açlıktan gebermek üzereyim çünkü saat 4 oldu. Şimdi bu fırında yaptığım karışık kızartma domates soslu. Çok güzel olmuştu. Önce biraz bundan yiyeceğim. Ondan sonra duşa gireceğim. Editte yeri bitirdim. Böyle var ya, açlıktan elim ayağım bitiyor. Çok acıktım. Kahvaltıyı da 11.30'da mı ne yapmıştım? Benim bayağı oldu. Çok güzel yapmışım. Kızartma için özellikle söylüyorum. Değmez. Hepsini yağda tek tek kızart. Haydadığın yağ değmez, vaktine değmez. Harbiden fırında yapınca aynı şey kızartması gibi oluyor. Bir de patates yok içinde. Sadece kabak patlıcan ve kırmızı yeşil biber var. Ben soğuk kızartmada patatesten hiç haz etmiyorum. Sadece ilk kızartma sıcakken patates güzel oluyor. Sonra çok böyle kartona dönüyor patates. Bu açlığıma iyi geliyor ama mideme de oturuyor. Buz gibi. Üşüttü beni. Bir dilim ekmekle biraz sıyıracağım. Çünkü tam doymadım. Duş da alacağım. Ekmekle sıyırmak bir sanat işidir. Bu da bitmiş oldu. Güzel. Artık başka bir sebze yemeği yapabilirim. Bu benim en şeyim. Dolapta yani böyle aç geldin, hiçbir şey yapacak halin yok. Ya böyle bazen çok acıkırsın da hiç yemek yapacak halin bile olmaz ya. İşte o anlarda dışarıdan yemek söylememek için dolabımda her türlü böyle bir tane soğuk zeytinyağlı sebze bulunduruyorum. Hani ısıtmaya bile gerek yok. De sıyırıyorum evet, çünkü sos için çok uğraştım. Domatesleri tek tek doğradım. Sarımsakları tek tek sayırım doğradım. Çok lezzetli bir sos onun için. Damlasını bile ziyan etmiyorum.
Güzeldi. Saat 4:20 geçiyor şu an. Sonra gideyim duş alayım. Böyle pofuduk bir şeyler giyeyim. Bir tane sıcak çay da içebilirim. Bu arada birkaç alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Edinmeye çalıştığım alışkanlıklardan bir tanesi de bitki çayı alışkanlığı. Çünkü ben çok fazla bitki çayı alıyorum, özeniyorum ama hiç içmiyorum. Onun için her gün bir bardak çay olayına başladım şimdi. Yani herhangi random meyve olur, bitki olur, yeşil çay olur yani. Ama güzel gidiyor kışın bir de. Bir de şey için, canım her böyle sıcak bir şey içmek istediği zaman kahve içiyorum. Günde 3 kahve, 4 kahve oluyor. Yani gündeki kahvelerimden en azından bir tanesini çaya dönüştürdüm ki hani hem kafein suda tutuyor şimdi, yani gerek yok fazlasına. Bu arada 2 litre suyumu bitirdim. Şimdi bir daha dolduracağım. Ne zaman doldurursam o zaman içmeye başlıyorum. Şimdi doldurayım ki hani saat, çünkü bazen 6'ya 7'ye kalıyor doldurmam. Ondan sonra bitmiyor tabii. Aklımda sanki sabah bir tane damacana açtım gibi. Damacana da mı koydum sabah, yoksa şişeden mi koydum? Sanki sabah ben damacana açtım ama damacana yok ortalıkta. Neyse. Yani. Çıkar bir yerlerden zar yani. Eve biri girip de suyu çalmış olamayacağına göre. Videoyu izlerken anlarım ben şimdi. Ben şimdi duşa giriyorum. Saçımı falan da yıkayacağım. Uzun bir duş olacak onun için. Evet. Az sonra görüşürüz. Hello. Duştan çıktım. Saat 6'ya geliyor ve ben akşam ne yiyeceğimi hiç bilmiyorum yani. Bu arada çekim ışığı aldım. Bu tamamen çekim ışığı şu anda. Güzel duruyor mu? Yoksa çok mu? Çok mu böyle beyaz? Rengi ayarlanıyor gerçi de. Bayağı aslında kullanılabilir. Şimdi dolapta makarnam var. Ama sağlam mı? Bu makarnayı yapalı çok olmadı da kıymasını kavuralı oluyor bayağı. Yani güvenemedim biliyor musunuz ya? Güvenemedim. Bunu sokak hayvanlarına veririm. Köpekler falan yer bunu. Biraz ayran içeyim de şeyim geçsin bir. Açlığım birazcık durulsun. Evde de pek bir şey kalmamış. Ne yesek de ne yesek. Ne yesek de ne yesek. Yemek yapmak da istiyorum ama çünkü etkileşimi güzel oluyor. Ama ne yapacağım? Biftek çıkardım. Dolapta patates püresi var. Patates püresiyle bu bifteyi öldürebiliriz bence. Güzel olur. Ama tabii buna daha vakit var. Bir şeyler atıştırayım ben yine aralık. Hani arada yemelik. Bir şeyler mi söylesem acaba? Bu hani akşama kalsın. Daha akşama. Ya da yarına. Bir şeyler mi söylesem? Bu arada ışığımın aydınlığı buraya kadar bile geliyor ve bana duyup değil şu anda. Şöyle bir şey. Çok güzel duruyor. Zaten uzaktan da. Şöyle duruversin. Takılsın bakalım. Aslında böyle çiğ köfte falan istedi şu an canım. Çiğ köfte yenir ya. Çiğ köftem geldi. Şu an bu beni iki çok mutlu etti. Slimasikalarım. Biftek çıkarmıştım ya bir tane. Onu bölüp normal sulu yemek yapmaya karar verdim. Parça et gibi küçük küçük kesip. Çünkü parça etim kalmamış zaten. Ve bunu da hazır çıkardım. Madem kullanalım yani, değil mi? Bu da daha henüz tam çözülmemiş ama bilmiyorum, sanki böyle tam çözülmemiş olunca daha iyi kesiliyor gibime geliyor. Şöyle küçük küçük şey gibi, kuşbaşından daha küçük yemeklik keseceğim şöyle. Şöyle biraz yağlarını da koyacağım. Bu da tabii yemeğe lezzet verecek onun için. Taze fasulye yapmayı düşünüyorum bu arada. Kuru fasulyem de var. Taze fasulyem de var ama geçen gün kuru fasulye, etli kuru fasulye yaptım ama etli taze fasulye bayağıdır yapmıyorum. Bayağı da oldu. Az gelir gibime gelmişti ama. Bu arada yeni tencereler aldım. Onlardan birinde pişireceğim. Göreceksiniz birazdan. Yanına bulgur mu yapsam? Pirinç mi yapsam? Yeni aldığım tencerelerin en büyüğü bu. Çok tatlı değil mi? Koyuyorum hemen hiç beklemeden. Bir de bulgur pilavı yapalım. Bu sefer de bulgur olsun. Bulgur. Biraz sıvı yağ gene. Ben artık tereyağlı pilav yapmaktan vazgeçtim çünkü beceremiyorum. Olmuyor yani.
yarısıyla bir tel şehriye koydum. Sade bulgur pilavı yapıyorum bu arada. Bir de yarım koyacağım. Bu bir. Bu arada ben suyumu doldurdum. Götürdüm içeriye ve içeride bıraktım. Bir yudum bile su içmedim. Saat eve geldiğimden beri. Saat 8. Saat 8'den 12'ye kadar 2 litre suyu bitirme challenge'a hazır mısınız? Selamlar. Annemle biraz telefonda konuştum. Şimdi yemek yemeye hazırım. Yiyelim. Şöyle pilavımızdan koyalım. Çok koydum biraz onu. Güzel görünüyor bu arada. Güzel güzel pişirdim. Siz göremiyorsunuz ama göreceğiniz şimdi zaten. Pilavın tadına bakayım. Gayet güzel. Tuz atmamışım ben buna. Valla bir şey diyeyim mi? Dolaptan yoğurdumu da alacağım ve yoğurtla yiyeceğim. Yoğurtsuz öğün yapamıyorum gerçekten. Yardım edin, yoğurt bağımlısıyım. Bu da ev yoğurdu bu arada. Müthiş bir şey. Selam Queen. Best idea. Ne diyorsun? Çalışıyor mu? Ama zaten duyamam oldu. Sesin çok az geliyor. Duyamam oldu. Niye böyle oldu? Aşkım duyabilir miyim? Konuşsana be. Aa, sesin düzeldi. Ah, hello. Hello babe. Çok az geliyordu sesin az önce. Kulaklıklarımı bağlayamadım da birden. Ha, tamam. Şimdi oldu. Ne yapacaksın ben... sen? Streamleyeceksin mi? Abla ben telefondayım. Sen streamleyeceksin. İzleyebilecek misin oradan? İzleyeyim. Hemen tamam. Ekran paylaşımından. Yalnız benim ses paylaşımı açık mı ya? Açıktır herhalde. Ses gelmiyorsa tekrar şey yaparız. İnşallah. Hemen yayını izle. Ezgi'yle bir de değişiklikler peşinde. Otel şey yaptım aşko. Ne oteli? Bu arada benim internetim daha iyi olması lazım artık. Ben internetimi mi değiştirdin? Yok kız, kablolu bağladım. Görmezsin. Bak. Evet çok heyecanlı. Neye bakayım dur. Ekranda açıklamam. Doğru göremiyorsun. Ekran paylaşımı full değil. Evet. Sese bak. Aa, görünmüyor. Niye görünmüyor? Hayır ben de göremiyorum. Bende de yok. Büyük ihtimal yayın açık diye. Bakayım. Bir yayını kapatıp dene. Abi hayır ya. Evet hayır gerçekten. No yani. Ama ben örneğin şeyi görmek istiyordum. Normal ekran paylaşımı açsam ses gelmez değil mi? Gelmez evet. Ama altını var. Ama karı zaten onu da şey yapmıyor. Onu da vermiyor. Ay abi ama bu çok yani acı, çok üzücü. Nereden izleyeceğiz biz o zaman bunu? Berksu'yla Drag Race'in çıkan iki bölümünü seyrettik. Biraz şu bahçedenin karışık çerezinden yedim. Vallahi miktarını şey yapmadım. Suyum da bitmek üzere. Saat geç olmuş. Normalde bir tane çay içecektim. Bu arada kuru yemiş biraz bulantı yaptı. Onun için aslında çok karıştırmak da istemiyorum. Şimdi mutfağımızı toplayıp yatacağım. Videomuzun sonuna geliyoruz. Biraz daha kısamsı bir video olacak galiba. Bilmiyorum, editlerken göreceğiz artık. Harika saklama kapları aldım. Bunlar şeyden. Trendyol'dan. Mikrodalgaya giriyor, airfryer'a giriyor, fırına giriyor, buzluğa giriyor isterseniz. Harika yani. Bunları alalım. Ben bunları yarın falan güzel güzel yerim.
salçalarımı da kaldırıyorum. Bugün nispeten bence iyi bir günde. Bir şeyler izlemek, dikkatimi dağıtmak iyi oldu. Yoksa geceleri çok fazla atıştırıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir gençler. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basıp beni desteklemeyi unutmayın. Dediğim gibi 2023 yılında YouTube platformunda biraz daha short içeriklere odaklanacağım. Shorts atıyor olacağım. Uzun videolarda tabii ki atmak istiyorum çünkü siz görmek istiyorsunuz. Ama tabii ki eskisi kadar sık olmayacak çünkü gerçekten bütün platformlarıma içerik üretmekte zorlanıyorum. Ve benim için gerçekten en yorucu, en vakit alan platform YouTube. Onun için birazcık daha YouTube'dan feragat etmeye çalışıyorum. Çünkü bir YouTube videosu hazırladığım vakitte diğer iki platforma yani Instagram veya TikTok'a ikişer üçer tane video hazırlayabiliyorum. Böyle bir şeyim var. Evden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Sıfır bırakmayacağım sizi. Ayda 3 videonun altına düşmemeye çalışacağım. Ocak ayını saymazsanız ya birazcık kafa tatili yapmam gerekiyordu çünkü vlog challenge'dan sonra. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yeni izleyiciyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bye!